Beşeri sistemler. Önemli bir konu. Banko en az bir tane soru var. Diyoruz peki beşeri sistemler nasıl karşımıza çıkacak? Nüfus başlığı birlikte. Sınırları belli alan içerisinde yaşayan insanlar nüfusun kendisini anlatır bana. Peki dünyamızda şu anda toplam ne kadar insan var sorusunun cevabı bu dünyada sence? 8 milyar insan var. Evet 8 milyar insandan bahsediyoruz. Peki şunu merak ettim Tamamen genel kültür bilgisi olsun diye soruyorum. Sınav sorusu olma ihtimali bence az. Dünyada 8 milyar insan var dedik. Ülkeler içerisinde 190 küsur ülke içerisindeki sıralamaya baktığımız zaman Hindistan'ın kendisi birinci sırada görünüyor. Çin değil Hindistan. Dünyada en fazla olan ülke oldu. Yeni veriler bunlar 1. 428 milyonluk nüfusuyla birlikte. Sonra kim geliyor? Çin geliyor. 1.425 milyonluk nüfusuyla birlikte. Sonuçta Hindistan'ın kendisi Çin'i geçmiş durumda güncel verilerden bir tanesi. Aslında şöyle değerlendirebiliriz. 8 milyar insan daha fazla nerede yaşıyor? Asya'da, Güneydoğu Asya'da. Ortalama baktığım zaman 2,5-3 milyara yakın insanın orada yaşadığını net olarak söyleyebiliriz. Sonra kim geliyor bakalım? Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'ya gittik. Endonezya'nın kendisi için ek otor hattına Güneyde Asya'nın biraz daha güneyine gittik. Pakistan'ı kendisi için yine Asya kanadında kaldık. Nijerya için Afrika'ya gittik. Sıralama bu arada 223 milyona kadar indik. Brezilya için Güney Amerika'ya gittik. 216 milyon nüfusu ile birlikte. Bu arka 3. sırada olan Amerika'nın da 339 milyon nüfusu var. Zaten Çin ve Amerika'nın özellikle ticari anlamda savaşma noktasında olması temel sebebi Çin'in nüfusunun çok fazla olması ve özellikle ekonomisinin büyümesiyle birlikte üretkenlerin çok yoğun olmasına bağlı. Dünyanın süper güçleri içerisinde Çin'in ilerleyen dönemde çok daha aktif rol alacağı görünüyor gibi bir değerlendirme yapabiliriz aslında. Sonra bakalım şu Rusya, Meksika diye devam ediyor. Peki Türkiye'miz nerede bu sıralamada? Sorsun cevabı şurada. Yani 18. sırada 85 milyon nüfusuyla birlikte. Birincisi 1.4 milyar. 18. Türkiye'nin kendi 85 milyon nüfusu var. Dünyanın kendisini bir kez daha görelim. Dünyamızın kendisi bu. 8 küsür milyar insan varmış. En fazlası Güneydoğu Asya'daymış. Hindistan'ın kendisi burada bu arada. Çin'in kendisi burada ve burada 3 milyara yakın insan varmış. Her zaman söylerim. Bunlar aynı anda zıplasalar acaba dünyada deprem olur mu araştırmalar yapılıyor şu anda. Ve 85 milyonluk ülkemizde burada Türkiye'nin kendisi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani aslında klasik soru şu. Dünya artısının kendisi verilecek nüfusun fazla ve az olduğu yerler sorulacak. Nüfusun en fazla olduğu yer neresi olur sorusunun cevabı için buraya gitmen gerekiyor. Yani Çin Hindistan hattına mutlaka gitmen gerekiyor. Aslında bizim için daha kritik önemli cümlelerden bir tanesi bu şekilde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Nüfus bizim için önemli. Peki dünyada? İnsanlar ilk yerleşmeyi ortaya çıkarmış. Nerede yaşamışlar? İşte Mezopotamya'da ya da Nil Deltası'nın kendisi gibi önemli sulak alanlarda yaşamaya başlıyorlar. O günden bugünlere geliyoruz ve 8 milyarlık nüfusumuz var bu arada dünya olarak. Peki ilk nüfus sayımı, sistematik olarak tabii ki ilk nüfus sayımı hangi ülkede yapılmış sorusunun cevabı yine genel kültür. İsveç'te yapılmış 1749 yıllardan bahsediyoruz aslında. Sonra oradan nereye gidiyoruz sorusunun cevabı. Norveç'e gidiyoruz. İskandinav hattındayız yani yine. Danimarka'nın kendisi biraz daha güneye geldik. Avrupa hattına yani aslında biraz daha net Avrupa'ya doğru geldik diyelim. 1769 yılında sonra bunu kim takip ediyor? Amerika'nın kendisi oradan Fransa, İngiltere, Türkiye'miz için ilk nüfus sayımı Cumhuriyet tarihine itibaren 1927 yılında yapılmıştır. Bu arada Osmanlı döneminde de yapılan bir nüfusumuz var. Nüfus sayımı kendisi var. Askerleri kendisi sayılmış. Son asker savaş için yapılan bir nüfus sayımından bahsediyoruz ama Cumhuriyet Tarihi'nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında zaten modern ilk nüfus sayımı genellemesini bu şekilde yapıyoruz. Peki insanlar ülkelerini niye sayarlar? Yani nüfus sayımı neden yapılır? Bununla ilgili acaba bizim için önemli yorum soruları çıkabilir mi? Ben mesela Türkiye'nin kendisini yönetiyorum. Kaç kişi yönetim bilmem gerekiyor? Yani toplam sayımız kaç? Kaç kişiyiz? Çünkü bununla ilgili önemli yatırımlar da yapmamız gerekiyor. Nüfusun artış hızı ne? Ne demek bu? Geçen yıl nüfus ne kadar artmış, bu yıl ne kadar artıyor? Çünkü buna bakarak gelecek yıllar nüfusun ne kadar artıp azalacağını tahmin edebiliriz. Belki nüfusun artış değil azalması söz konusuysa ilerleyen yıllarda problem olur mantığıyla birlikte farklı politikalar ortaya koyabilirim. Ya da ben Nijerya'da yaşıyorum, nüfusun kendisi çok artıyor. Doğal kaynaklarımız az, insanlar çok fazla, çok da insan sayısı artmaya devam ediyor. O zaman farklı bir politika ortaya koymak zorunda kalabilirim. O yüzden doğum miktarı ve artış hızı bizim için belirlenmesi gereken ana hatların kendisini ortaya çıkarıyor. Tabii bunun içerisinde kadınlar ve erkekler kaç kişi? Bunu bilmek de çok önemli çünkü e, özellikle erkeklerin sayısının fazla olması eskiden beri askeri güç olarak değerlendirildiği için önemli verilerden bir tanesini ortaya koyar. Özellikle kadın ve erkek nüfus oranı, birbirine karşı oran nedir? Bu da bizim için önemli dengelerden bir tanesi. Ve yaş gruplarına göre dağılım nasıl? açıklayacağım. Detaylı açıklama gelecek ama nüfusun kendisi gençler, olgunlar, yaşlar olarak değerlendirilir. Yani 0-14 yaş arası genç, olgun ve yaşlı. Neden önemli bunlar? Çünkü olgun nüfusun kendisi çalışma çağındadır. Çalışma çağındaki insanları bilmem lazım. Kaç kişi çalışmıyor? Yaşlı ve çocuklar onları da bilmem lazım. Ona göre politikalar geliştireceğim. O yüzden bu veriler benim için çok önemli. Kaç kişi kırda, kaç kişi kentte yaşıyor? Çünkü kent yaşamı kendisi Özellikle sanayi devriminin katkıları ile birlikte gelişmişin temel noktasını ortaya koyuyor gibi görünüyor. Tabii hani kentte yaşayan insanlar ama ne yapıyorlar, çalışıyorlar mı? Bu da başka verilerden bir tanesi ama önemli veriler içerisinde ön plana çıkar. Sonra nüfusun cinsiyet yapısı, kadın erkek oranı öyle bağlayabilirsin gene. Doğum ve ölüm oranları, nüfusun piramitlerinden bahsedeceğim. Piramitlerde gençlerin olduğu kısım. Genelde doğanların olduğu kısım diye değerlendirilen yer, yaşların olduğu kısım ölüm oranlarının bakıldığı yerler oluyor genellikle. Şimdi gelişmiş ülkede ne doğanlar ne ölenlerde böyle hızlı değişim olmaması gerekiyor. Gelişmiş ülkeler böyle daha dengeli bir şekilde giden ülkeler olur. Ama bazı ülkelerde sağlık hizmetleri gelişmemişse aşırı derecede doğumlar olur, aşırı derecede ölümler olur. İşte bunun dengesini korumak için de o oranların kendisini bilmem lazım mantığı vardır. Nüfusun sektörel dağılımı tamam 85 milyon insan var da ne kadarı çalışıyor, nerede çalışıyor? Çünkü ülkenin geneli tarımda çalışıyorsa e, sanayileşmiş bir dünyadan bahsediyoruz o zaman bir problem var demektir. Ülkenin geneli çalışma çağındaki insanlar sanayide çalışıyorsa o zaman siz İngiltere olabilirsiniz, Almanya olabilirsiniz, gelişmiş bir ülke olabilirsiniz. O yüzden sektörel dağılım nüfusun nerede çalıştığı bizim için çok önemli. Ve en önemlilerinden bir tanesi bu eğitim durumu. Ne kadar fazla eğitimli insan varsa çağa o kadar ayak uydurabilirsin. Çünkü teknoloji çağına doğru gidiyoruz. Hatta giriş yaptık, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. O yüzden eğitim durumunu belirlemek de bizim için önemlidir. Eskiden, çok eskiden birazdan yine bahsedeceğim ama sayım dönemlerinde eve böyle eline kocaman defter olan amcalar gelirdi. Evdeki herkes böyle sıraya dizerdi. Onlara sorular sorardı işte sen okula gidiyor musun? Evet kaçın sınıfsın vesaire. Bunların temel sebebi aslında hep bunları istatistik olarak görmekte. Nüfusun hareketleri yani göç olayları ne belirlemekte önemlidir. Türkiye'de 85 milyon insan var. Daha fazlası İstanbul'da yaşıyor. Yani 20 milyona yakın Marmara bölgesinde insan var. 85 milyonu 20 milyon bir yerde yaşıyorsa diğer yerlerde daha az yaşayan insan var demektir. O zaman ülkenin genel nüfusu yeteri kadar dengeli dağılmamışsa problemler var demektir. O zaman ülkenin diğer alanlarını geliştirmek için projeler ortaya koymak zorunda kalabilirsin. O projelerin kendisi de kalkınma projeleri başıyla karşına çıkacak. Çalışma çağındaki nüfusun oranı e, bizim için çok önemli. 15-64 yaş arası çünkü hangi sektörde çalıştığı önemli olacak. Ve bağımlı nüfus biraz önce bahsetmiştim. Çalışma çağındaki insanlar önemli. Nerede çalışıyor? Bir de bu insanlar bağımlı kaç kişiye bakıyor? Yani ben çalışırım. Anne babama çocuklarıma bakarım. Anne baba çocuklar bağımlı nüfusun kendisini ortaya çıkar. Bu işte bu yüzden eskiden çok eskiden beri nüfusun sayımı gerçekleşiyordu. Ve nüfusun sayımının gerçekleşmesinin temelde en önemli amaçlarından bir tanesi aslında kalkınma planları yapabilmek içindir. Ben bir ülkeyi yönetiyorsam nüfusumu ve onun yapısını bilmem gerekiyor. Ona göre ne yapacağım? E, kalkınma planı geliştireceğim. Yani nüfus miktarı, yaş yapısı, hangi sektörde çalışıyorlar bunu bileceğim. Benim nüfusum var, genç bir nüfus tarımda çalışıyor. O zaman sanayi sektöründe çalışmaları için yatırımlar yapmam gerekiyor gelişmiş bir ülke için. Benim bir ülkem var, o ülkede genelde yaşlı insanlar var. Yaşlı insanlar varsa onlara çok çocuk yapın ya da çok çocuk yapılmasını sağlamak gerekiyor bir şekilde politikalarla. Bunlar yapılmıştır ülkelerden. Çünkü gençler ülkeyi kalkındıracaktır mantığı var. Askeri güç mantığıyla birlikte değerlendiriliyor. Sonra altyapı, sağlık, eğitim, ekonomik yatırımların hepsi için TÜİK mesela Türkiye'de bu görevde istatistikleri tutuyor. Buna göre de yatırımlar yapılıyor genelimizini net hale getirebiliriz. Aslında bu eskiden beri yapılan uygulamalardan bir tanesiydi. Ve bu uygulama de facto ya da de jure mantığıyla yapılır. Yani nüfus sayımından bahsediyorum. Yani şöyle değerlendiriyorum. Belki sizler bunu hatırlamazsınız ama anne babalarınıza sorun mesela. Şunu hatırlıyor musun diye. Eskiden sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Elinde kocaman defteri olan bir amca gelir, herkes sıraya dizer nüfus sayımı yapılırdı Türkiye'de. Bu nüfus sayımını kendisi defakto yöntemi olarak değerlendiriliyor. Defakto bulunduğu yerde, hangi neredeyse orada nüfus sayımının yapılması yöntemi diye değerlendirebiliriz. Ama şimdi aynı uygulama yok. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor. Elinde kocaman defteri olan bir amca gelmiyor. Her yılın sonunda nerede ikametiniz varsa adrese dayalı nüfus kayıt sistemi açılım bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi mantığı ile birlikte nüfusun sayımı otomatik olarak 31 Aralık'ta çaktırmadan nüfusun sayımını yapıyoruz. Biz de buna dejur yöntemi diyoruz. Dejur yöntemine göre de şu an nüfus sayımı yapılıyor ve Türkiye'nin nüfus sayımı 31 Aralık'ta tekrar yapılacak. Şu anda 85 milyon bir ülkeyiz. Yine belki 85 milyon küsür ya da 86 milyon olacağız. Yani ortalama 1 milyon 1 milyon artarak gidiyoruz ama maalesef son yıllarda Depremden dolayı nüfus artış hızında baya baya düşüklükler var. Bunun nedenlerine de daha doğrusu durumuna da beraber bakacağız. Eskiden özellikle sanayi devrimden önce nüfus sayımı mesela Osmanlı dönemi, tam sanayi devrimi önce demeyeyim ama Osmanlı dönemi için değerlendirelim. Askerleri tespit etmek için nüfus sayımı yapılıyordu. Çünkü savaşa gideceğiz. Savaşı gideceğiz. kaç kişiyle gideceğiz bilmem lazım. O yüzden askerler yani erkekler sayılıyordu. Hatta şöyle yazar tarih kitaplarında. Nüfus sayımı yapılmıştır. Erkekler ve hayvanlar sayılmıştır. Ya kadınlar niye sayılmıyor? Yok mu sayılıyor gibi düşünmeyin lütfen. Amaç orada savaşa gideceğiz. Savaşa giderken kaç tane erkek var? İşte malzeme taşıyacak kaç tane hayvan var? Bunu belirlemek için yapılan nüfus sayımları vardı ve vergi yükümlüsü kaç kişi? Vergi de çok önemli tabii ki. Bunun için nüfus sayımları yapılıyordu. Ama tabii ki e bizim için önemli hikaye şu aslında. Hani eskiden baktığımız zaman asker, erkeklerin sayımı, vergi, hümrüs mantılı yapılan sayımlar vardı. Günümüzde işler tamamen değişiyor. Günümüzde modern sayım yöntemleri içerisinde yani sayımın temel amaçları içerisinde siyasi bakımdan seçimlere sağlıklı girebilmek için. Kaç tane seçmen var? Mesela Türkiye'de 85 milyon insan var. 85 milyon hepsi seçmen mi? Hayır. 18 yaşının üstündeyse seçmen oluyorsunuz. Doğru mu? O da ortalama Türkiye'de 45-50 milyon yapıyor. 50 milyon insan oy veriyor. Ona göre de işte kim daha fazla oy alıyorsa ülkeyi yönetiyor, genellemesini yapabiliriz. Askeri bakımdan yine nüfus sayım yapılıyor. Hala çok değerli. Yani gelişen teknolojinin gelişmesiyle bir gelişen dünyada hala asker sayısının kendisinin çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz ki Türkiye'yi jeopolitik konum gereği mutlaka askeri gücünün çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü biz İzlanda'da yaşamıyoruz. Biz Avustralya'da yaşamıyoruz. Biz köprü durumunda olan jeopolitik öneminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden asker sayımızın fazla olması da bizim için önemli oluyor. Ve sosyoekonomik açıdan nüfusun kendisini yaş olarak, cinsiyet olarak, kırda mı kentte mi yaşıyor, eğitimli mi, hangi iş kollarında çalışıyor bunları bilmem gerekiyor. Neden? Çünkü bunları bildikten sonra kişi başına düşen milli gelir vesaire hepsinin hesabını yapıyorum. O yüzden nüfusun sayımı, nerede yaşadıkları, ne yaptıkları bizim için çok çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Dünyada geçmişten bugüne kadar şöyle bir bakıyoruz. Mesela 1950 yılında nüfusun artış hızı. Artış hızı yani nüfus artıyor ve artışta dalgalanmalar olmuş. Şimdi ee, dalgalanmaların olması temel sebebi yaşanan savaşlar var. Dünya savaşları var, göçler var, salgınlar var değil mi? Mesela pandemi yaşadık değil mi? Biz çok kısa zaman içerisinde o salgınla birlikte birçok insan hayatını kaybetti. Ama dünya böyle bir sağlık sorunu ilk kez yaşamıyor ki. Eskiden çok eskiden vebalar vesaireler bir sürü hastalıklar vardı diyebiliriz. O yüzden büyük dalgalanmalar olmuş görüyor musun? Ve nüfusun artış hızı, dünyanın nüfusun artış hızı giderek düşüyor mantığı var. Çünkü ve düşmeye devam edecek. Yani öngörüde bu. Şimdi biz kaç yıldayız? 2000 kaç yıldayız? 24. 2050 yılında nüfus artış hızının daha da düşeceği öngörülüyor. Bu yöntemin adı nüfusun projeksiyondur mesela. Yani bu yıldaki verilere bakarak gelecek yıllar tahmin ediliyor. Böyle devam ederse nüfus artışı düşecektir genellemesi yapılıyor. Çünkü eskiden çok eskiden insanlar tarımla uğraşıyorlardı çok çocuk yapıyorlardı ama artık çok çocuk yapmak istemiyorlar. Çünkü kent yaşamı başlaması gibi gibi hikayeler olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus artış hızı e, şu anda binde 12'lerde olduğunu söyleyebiliriz ama gittikçe düşüyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Nedenleri tabii ki sanayileşen, gelişen teknolojinin artmasıyla birlikte değişen dünyanın kendisi. Şöyle bir veri var. Eskiden beri nüfusun sıçrama dönemleri var. Yani bazı dönemlerde dünya nüfusu çok net sıçramalar gerçekleştirmiş. Birinci sıçrama alet yapımı, ikincisi tarım devrimi, üçüncüsü sanayi devrimi. Şöyle düşünelim. Nerede yaşamaya başladık? Mezopotamya'da. Tarımla uğraşıyoruz ya da orada su kaynakları var. Nerede yaşıyoruz sorusunun cevabı ya bir mağarada yaşıyoruz ya da bir tarlada yaşıyoruz. Ama alet yapımı ile birlikte neyi bulduk aslında? Mağarada yaşarken alet yapımı ile birlikte doğada hayatta kalmanın bir nedenini bulduk. Yani bir kaynak bulduk. Birincisi hayvanlardan beni koruyor. İkincisi tarlanın işlenmesi olayı var. Yani doğada malzeme aramıyorum da kendim ekip biçiyorum. O yüzden alet yapımının kendisi insanların beslenmesi, hayatta kalması ve nüfusun artması için birinci sıçrama dönemini ortaya çıkarmış. İnsanlar ekip biçmeye başlamışlar, yerleşik hayata gelmiş geçmişler. Daha net hayatta kalmaya başlamışlar. Ondan sonra tarım devriminin kendisi devreye giriyor. Alet yapımı, tarım devrimi, Yine baktığımız zaman bizim için ikinci sıçrama dönemi içerisinde ve en önemli sıçrama dönemi aslında sanayi devrimiyle birlikte olmuş. Sanayi devrimiyle birlikte teknolojinin artmasıyla birlikte nüfusun artması daha da hareketleniyor diyebiliriz. Burada temel faktör aslında bir bakıma şu, tarımda da insana ihtiyaç var işçi mantığıyla, sanayide de insana ihtiyaç var ve insanların hayat standartı da yükseliyor. Aleti yaptık, hayatta kaldık. Aleti tarımda kullandık, hayatta kalmaya devam ettik. Geliştirdik kendimizi sanayi devrimi ile birlikte daha çok teknoloji devreye girmeye başladı. İnsanlar daha fazla hayatta kalmaya başladılar. Dünyanın nüfusunun üç önemli sıçrama dönemi. Alet yapımı, hayatta kalma, aletle birlikte tarım devrimi ve ondan sonra da sanayi devrimi olarak değerlendiriliyor. Bununla ilgili hemen bir soru kalıbı gelsin. Tarihi süreçte dünya nüfusu sürekli olarak artış gösterdiği kabul edilmektedir. Ancak bazı dönemlerde bu artışta hızlanma, bazı dönemlerde yavaşlama olmuştur. Dünya nüfusundaki ani artışlar olduğu dönemler sıçrama dönemi olarak kabul ediliyor. Üç önemli sıçrama dönemi var. Zaten alet yapımı, tarım devrimi ve sanayi devrimi olduğunu bir kez daha gördük. Aşağıda verilen yerlerin hangisinin ikinci sıçramanın daha yoğun olduğu söylenebilir. İkinci sıçrama demek ne demek? tarım devrimi demek. Hangi tarımsal faaliyetlerin daha yapıldığı yer, daha fazla yapıldığı yer. Yani aslında yer şekilleri konusu iklim konusuyla bağlantı kurmak gerekiyor. Coğrafya her konusu birbirine bağlantılıdır derken bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Batı Avrupa'nın kendisi bana İngiltere'yi anlatıyor. Kuzey Amerika'nın kendisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın kendisi var. Mezopotamya deyince Fırat'lı diyeceğin kendisi, akarsular tarımsal faaliyetlerin ilk yapıldığı yeri anlatıyor bana. Avustralya'nın iç kesimlerinde çöller var. Güney Amerika bölgesi Amazon var orada mesela. Ama sonuç olarak benim aradığım Nil gibi, Mezopotamya gibi, Indus Ganges nehirlerinin olduğu alanlar gibi e, su faaliyetlerinin ya da suyun net olduğu yerler. Dolayısıyla bu sorunun cevabı tarım diyorsa ilk önce Mezopotamya seçeneklerde aranmalı. Yoksa Nil deltasına gidebilirsiniz. Mutlaka cevabı yakalarsın. Hikaye bu. Anlaştık mı? 3 önemli sıçrama dönemi var. Tekrar söylüyorum. Aleti yaptık. Sonra tarımsal faaliyetleri geliştirdik. Sanayi devrimiyle birlikte daha net hayatta kaldık. Bizim için ve dünya nüfusu için önemli cümleler böyle devreye giriyor. Peki sonuç olarak kıtaların nüfus oranı nasıl? Aslında biraz önceki ülke sıralaması her şeyin anlatıyordu ama şunu da görmek istiyorum. Dünyada nüfus en fazla Güneydoğu Asya'da olduğuna göre Hindistan ve Çin sıralaması olduğuna göre oransı olarak da dünya nüfusunun %59'u yani 50'den fazlası Asya kanadında ki sadece Çin, Hindistan yok burada, Rusya'nın kendisi de var burada, o da nüfusu fazla olan ülkeler içerisinde. Pakistan'ın kendisi de var burada, hatta Asya kanadı içerisinde, Arabistan, Türkiye'de ekleyince önemli nüfusun kendisi burada olması normal sonuçlardan bir tanesini ortaya koyuyor. Sıralamaya bakıyorum ondan sonra, Asya'dan sonra gitmem gereken yer Afrika. Afrika'da yeni nüfusun çok fazla olduğu ülkeler var elbette. Ondan sonra nereye gidiyorum sorusunun cevabı Avrupa'ya geldim. Yani yüz ölçümün biraz küçük olmasının hikayesiyle yoğunluk artmış oldu bu arada. Sonra Güney Amerika'nın kendisi, sonra Kuzey Amerika, sonradan da Okyanusya'ya geldim. Böyle bir sıralama karşımıza çıkıyor. Aslında hikaye şu, 90 fazla nerede? Burada dediğin zaman olayı çözüyorsunuz. Oransal olarak yoğunlaşmanın Avrupa'da hani özellikle Güney Amerika'ya göre fazla olması Avrupa yüz ölçümünün küçük olmasına bağlı. Kafanız karışmasın böyle bir değerlendirme olduğunu da söyleyebilirim. Ama Asya kanadı dünya nüfusu için önemli bir yeri ortaya koyuyor. Nüfusun artışı. Şimdi nüfusun miktar olarak en fazla Hindistan sonra Çin'de olduğundan bahsettim. Ama bir de nüfusun artışıyla bir hikaye var. Kavramsal olarak karşına çıkarsın nereden geldi deme diye söylüyorum bunu. Doğal nüfusun artışı demek doğanlar ölenlerden fazlaysa doğal nüfus artışı olur demektir. Doğanlar ölenlerden fazla olması. Hikaye bu. Bir de bizim için gerçek nüfus artışı var. Doğanlar ölenlerden fazla olacak. Bir de dışarıdan gelecek insanlar göç edecekler. O da gerçek nüfus artışını ortaya koyacak. Mesela Türkiye'nin doğu kentlerinde doğum oranı fazla oldu. Mesela Güneydoğu doğu bölgesine gidelim. Urfa'ya gittik. Doğanlar ölenlerden fazla. Genç nüfusa fazla orada. Orada doğal nüfus artışı da yüksek. Ama İstanbul baktığımız zaman hem doğanlar ölenlerden fazla hem de göç alıyor mantığı ile birlikte gerçek nüfus artışının yüksek olduğu bir alan olarak yıllarca değerlendirilmiştir. Son, son verilerde işte İstanbul'dan da göçler de yaşandı, depremle birlikte iki halde devreye giriyor. Ama genel olarak verilen örnek bunu kapsıyor diye değerlendirebiliriz. Toparlayacak olursak doğanlar ölenlerden fazlaysa doğal nüfus artışı bir de göç alıyor sonrası gerçek nüfus artışının kendisi ortaya çıkar. Bunlara dikkat çünkü sorularda karşına mutlaka çıkacak. Bununla ilgili yorum isteyecekler senden. Peki nüfus artış hızının fazla olmasının olumlu sonuçları var mıdır? Klasik bir test sorusu. Tek tek değerlendireceğim. Önemli başlıklardır. Ve bunu şöyle değerlendirmen gerekiyor. Ülkeyi yöneten sen gibi düşüneceksin. Sen ülkeyi yönetiyorsun. Böyle düşün. Ve sen ülkeyi yönetiyorsun. Nüfus artışının senin için olumlu sonucu. Vergi gelirleri artar mı? Artar diyeceksin. Yani ülke bazında düşünmen gerekiyor. Ve nüfus artışının olumlu sonuçları içerisinde mal ve hizmetlere talep artar. Yani ticaretin canlanması, nüfusun fazla olmasını ortaya koyduğu en önemli artılardan bir tanesi. Askeri gücü fazla olur. Ne kadar asker o kadar savunma gücü yüksektir mantığı vardır. Bizim için önemli hikayelerden bir tanesi. İş gücü ucuzlar. Bak çok kritik. Ne dedim? Kendin olarak düşüneceksin. Ve sen ülkeyi yönetiyorsun. Böyle düşün. İş gücü ucuzları sen ülkeye yönelik olarak değil de şahsi olarak düşünürsen bu senin için olumsuz bir durum. İş gücü ucuzlar yani az para kazanıyorsun. Ama ülkenin kendisi için nüfusun fazla olmasının olumlu sonuçları içerisinde iş gücünün ucuz olması önemli artılardan bir tanesidir. Çünkü yatırımcıyı çekersin. Mesela Çinli bir Ara Arap e, özellikle araba firması gelir. Çinli bir Arap firması olmaz. Çinli bir araba firmasının genç gelir Manisa'ya yatırım yapar. Niye Manisa'ya yatırım yapar? Avrupa'ya yakındır. Niye Manisa'ya yatırım yapar? Çünkü limana yakındır. Niye Manisa'ya yatırım yapar? Çünkü iş gücü ucuzdur. Nüfus artışının fazla olmasının olumlu sonuçları içerisinde böyle değerlendirmeler ortaya çıkar. Üretim maliyetleri azalır. Önemlidir. Ve tüketime bağlı serbest piyasa genişler ve ekonomi faaliyetler çeşit artar. Yani ticaret artar. Genel hepsi vardır. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen Nüfus artışının olumlu sonuçlarını seçeneklerde ararken devlet açısından düşün. Şahsi olarak düşünürsen şurada kalırsın. Anlaştık mı? Duygusallığa yer yok. İlerlemeye devam edelim. Bir de şunu değerlendirelim seninle. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçları. Yani bunu zaten sonuna kadar yaşadığımız şeyler. Bakalım. İşsizlik artar. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi zaten işsizlik problemi. Üniversiteyi kazanacaksın inşallah, güzel bölümler kazanacaksın inşallah ki kazandığın bölümün güzelliği neye bağlı aslında? Mezun olduktan sonra hemen iş bulmana bağlı, doğru mu? Yani her meslek üniversiteden sonra hemen iş buluyor mu? Hayır. Çünkü bizde nüfus artışının olumsuz sonuçları var. Ekonomik olarak nüfusu dengeli dengeleyememişiz. Yani nüfus artarken ekonomiyi de geliştirseydik problemimiz olmaz zaten. İşsizlik artar. Kalkınmızı yavaşlar. Yani bir tane ekmek var, ekmeği ona bölmek mi, ekmeği ikiye bölmek mi? Bizim ekmeğimiz tek. Biz o ekmeği çok fazla parçaya bö bölersek o zaman daha az parçalar elde ederiz. Kalkınmazımızın yavaşlaması, ithalatın artması. İthalat nedir hocam? Dışarıdan alım. Çok insan varsa çok ihtiyaç vardır. Doğru mu? Çok ihtiyaç varsa sen bu malı yetere kadar üretemezsin. Yetemezsin çünkü dışarıdan almak zorunda kalırsın. O zaman ne olur? İthalat artar. İthalatın artması demek dışarıdan hazır almak demek. O zaman senin paranın dışarıya çıkması anlamına gelir. Bu istemediğimiz bir şeydir. Ekonomik olarak problem yaşarsın. Doğal kaynaklar tüketimi artar. En büyük problemlerden bir tanesidir zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir ülkede doğal kaynakların kendisiyle nüfusun kendisi paralel bir şekilde artıyorsa sorun yok. Ama doğal kaynak az, nüfus fazla problem var demektir. Zaten sorunun temel noktası bununla alakalı. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Ne kadar fazla insan o kadar fazla bölüşmek zorunda kalırız ve Belediye, eğitim, sağlık hizmetleri aksar. Gidersin hastaneye sıra beklemek zorunda kalırsın. Ya da kolun kırılır. Ondan sonra kimse sana bakmaz. Benim yaşadığım olaylardan bir tanesi. Lise dönemindeyiz o zaman. Hal sahada maç yapıyoruz. Zaten bir erkeğin başına gelebilecek en kötü şeyler hal sahada gelir. Onu net olarak söyleyebilirim ki yaşamı çok fazla arkadaşımız vardır. Bir pozisyon oldu. Ben bir rovaşata harika bir erkek. Ondan sonra yere düştükten sonra öyle baktım çat kolum kırılmış tabii ki. Sonra kolumu tuttum böyle hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Sıra bekliyorum. Gelmiyor. Bekliyorum. Gelmiyor. Bekliyorum. Gelmiyor. Şans eseri orada bir beden eğitim öğretmenimiz var lisede. O da acil servise gelmiş. Beni gördü. İşte derdimizi anlattı vesaire. Böyle sıra bulduk. Araya girdik de kolumuzu kaynattırdık. Böyle bir durumla yaşadık. gel şu anda da benzer şeyler var diye biliyorum. Sonuçta ne kadar fazla insan o kadar fazla problem demektir Avrupa'ya gittiğimiz zaman diyeceksiniz ki mesela Almanya'ya gezerken e, burada insan mı yok acaba diyeceksiniz mesela. Çok büyük bir ülke ama insanların kendisi sayı olarak fazla olmasına rağmen gelişmişlik fazla olduğu için de hem evlerin kendisi fazla hem geniş alana yayılmış durumdalar hem sosyal hayatları daha fazla olduğu için çok yoğun kalabalıklar görmüyorsunuz ama insanların böyle güzel sosyal hayatları olduğundan bahsedebiliriz. Çarpık kentleşme olur. Almanya'da olan bize yok mesela. Çarpık kentleşme var. Biz bunu seviyoruz. Hareketli yaşam her zaman iyidir mantığı vardır ve demografik yatırımlar artar. Buna dikkat. Demografik nüfus demektir. Nüfus için yapılan yatırım aslında belediye eğitim ve sağlık hizmetleri için yapılan yatırımdır. Devletin kasasından para çıkar. Bu istemediğimiz bir şeydir. Olumsuz bir sonuçtur diye karşına çıkacak. Yorumlarken dikkat et. Anlaştık mı? Olumsuz sonuçlar saymakla bitmiyor. Bakalım başka neler var diyoruz. İç göç hızlanır. Ben bir yerde yaşıyorum. Nüfus çok arttı. Eğitim sağlık açısından problem yaşadım istiyorum ya da iş bulamıyorum. Göç ederim. İç göçlerinin zanlı temel mantığında zaten nüfus artış hızının sonuçları vardır. Olumsuz sonuçları vardır. Ve plansız nüfuslanma ortaya çıkar. Yani aslında bunu kontrol edemezseniz problem olur. Karbon salınımı artar. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi de küresel ısınma hikayesi. İklim değişikliği net olarak kendisini göstermeye başladı. Çünkü eskiden çok eskiden bir insandan 8 milyar insana geldik. Ne kadar fazla insan o kadar fazla tüketim demektir. Enerji tüketimi Enerjiyi çok, çok tüketiyorsan yerine koyman gerekiyor. Enerji üretmen gerekiyor. Enerjiyi ne üretecek sorusunun cevabı enerji kaynakları. Onu üretirken de karbon salınımı ortaya çıkacak. Ve artacak. Ve çevre kirliliğinin ortaya çıkması. Küresel iklim değişikliğinin temel noktası da böyle ortaya çıkıyor. Ve karbon e, ayak izimiz var mesela. Hatta bununla ilgili Türkiye'de son zamanlarda böyle araştırmalar da yapılıyor. Hatta mesaj bile gelmiştir. Senin karbon ayak izin şu kadar, şu kadar enerji tüketiyorsun gibi böyle mesajlar gelmeye başladı. Geçim sıkıntısı artar. En büyük sorunlardan bir tanesi suç oranları artar. Ne kadar fazla insan, ne kadar işsiz insan, ne kadar umutsuz insan o kadar fazla suç oranı demektir. Gergin insanlar demektir. Ülkede gerginliğin arttığı dönemlere bakın mesela. Hep ekonomik bunalımların olduğu dönemler olduğunu söyleyebilirim. Sosyal sorunlar, suç oranlarının artmasını beraber düşünebilirsin ve temel tüketim mallarının fiyatları artar. Enteresan, günümüzü anlatıyor sanki bağımlı nüfus artar. Bağımlı nüfus kim? Yaşlar ve çocuklar. Kim aktifti? Ben çalışma çağındaki insanlar. Bağımlılar artması da bununla alakalı yaş nüfusun artmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olacaktır olumsuz sonuçları böyle sıralayabiliriz. Tek tek yorum yaparak ilerledim çünkü sorular buradan gelecek. Bak Banko bir soru var. Ya dünya artısı harita üzerinde nüfusun fazla az olduğu yerler ya da yorum sorusu bir paragraf sorusu şeklinde gelecek ve bunları yorumlatacaklar ya da grafik sorumuz var. Onu da nüfusun piramitleri mantığıyla beraber seninle birlikte değerlendireceğiz. Merak etme ama bunlar çok önemli. Hatta hemen bir soruyla ile ilerleyelim. Gerçek nüfus artışı <laughs> doğum oranı ve ölüm oranlarının yanı sıra göçlerle birlikte kaydedilen nüfus artışına verilen attır. Salgın hastalıklar, savaşlar, e, tıp sektöründeki gelişmeler, beslenme koşulları, nüfus politikaları ve sınır değişiklikleri gerçek nüfus artışlarına etkildir. Mesela Suriye'de bir savaş yaşandı ya da Körfez Savaşı oldu daha önceki yıllarda Irak'tan bize, Suriye'den bize ya da Rusya-Ukrayna Savaşı yaşandı bize gelen insanlar ne oldu? Göçler bir nüfusun gerçek artış üzerine etki sahibi oldu diyebiliriz. Buna göre gibi durumlardan hangileri gerçek nüfus artışının fazla olmasının olumlu sonuçlarından biridir? Ne kadar fazla insan varsa iş gücü ucuzlar olumludur. Devlet açısından düşüneceğiz. Bunu olumlu olarak değerlendirmen gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Şahsi olarak düşünürsen burada kalırsın. Demografik yatırımların artmasını devlet istemez. Çünkü kasadan para çıkıyor. İç göçün hızlanmasını istemeyiz. Çünkü nüfusun kendisi dengeli dağılması gerekiyor. Olumlu bir tane şey gördüm burada. O da A seçeneğini birinci faktör olarak karşımıza çıkar. Nüfus artışının ortaya çıkardığı olumlu sonuç. Gelirse buna benzer yorum soruları gelecektir. Ama tabii ki temel bilgileri de bilmen gerekiyor. Doğal nüfus artışı, doğanların ölenlerden fazla olması gerçek nüfus artışında da Doğanlar ölenlerden fazla artı göç olayları var diye değerlendirme yaparsan bence problem yaşamaz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Nüfusla ilgili bazı teknik verileri net hale getirmeye devam ediyorum. Nüfusun yoğunluğu. Ne onlar sorusunun cevabı. Aritmetik. Merak etme tek tek açıklayacağım. Tarımsal yoğunluk ve fizyolojik yoğunluk. Bunlar içerisinden senin karşına en çok çıkacak olan bu. Kim bu? Aritmetik yoğunluğun kendisi. Yani hikaye şu. Belli metrekarede bir alan var. İçeride de insanlar var. İnsanlar oraya kalabalık geliyor mu gelmiyor mu? Ona bakacağız. Burası bizim sınıfımız. İçeride de ben ve kameraman arkadaşımız var. İki kişiyiz. Peki sizler de buraya gelseniz. Yaklaşık 100 bin kişi. <laughs> o zaman buraya sığar mıydık biz sorusunun cevabı? Sığmazdık. Kalabalık olur muydu? Olurdu. O zaman sınıf küçük. insan sayısı fazlaysa aritmetik yoğunluk fazla olur genelimizini yapacağız. Tam tersi. Sırf çok büyük olsa, içeride az insan olsa, yoğunluk az olur, aritmetik yoğunluk az olur genellemesini yapacağız. Hikaye bu. En çok da bu çıkacak karşına. Tarımsal yoğunluk, fizyolojik yoğunluğun aslında sonuçları aynıdır. Amaç ne işte biliyor musun? Belli metrekare tarım alanı işçisine kaç tane tarım işçisi düşer? Belli metrekare tarım alanı içerisine kaç tane toplam nüfus düşer? Tarım alanı ortak olduğu için aslında sonuçlar hemen hemen aynıdır. Yani... Tarla çok büyükse ne tarım işçisi ne toplam nüfus orayı doldurur. Tarımsal fizyolojik yoğunluk az olur genellemesini yaparız. Ama tarla küçükse hem tarım işçisi hem toplam nüfus oraya fazla gelir. Tarımsal fizyolojik yoğunluk fazla olur genellemesini yaparız. Aslında sonuçları aynı gibidir. Burada önemli olan tarla mı dağlı mi? haritada verilen yerin hangi özellikle olduğunu bileceğiz. Soruyu böyle çözeceğiz. Hikaye böyle başlıyor. Anlaştık mı? Şuradan başlayalım. Kim o? Aritmetik yoğunluğun kendisi. Ne dedik? Toplam suyun yüz ölçüme bölünmesiyle elde diyor. Aritmetik yoğunluğun fazla olduğu yerler, arazinin küçük insan sayısının fazla olduğu yerler. Şimdi bakalım. Kimler var aritmetik yoğunluğun fazla olduğu alanlar içerisinde? Ülkelere bakalım. Monaco, Bahreyn, Singapur, Hong Kong. Bunların hepsi küçük değil mi? Vatikan, Malta, Bangladeş, Tayvan. Bunların ortak özelliğini biliyor musun? Arazileri küçük alan küçükse, sınıf küçükse, içerideki insanlar illa ki oraya kalabalık olur, kalabalık gelir. O zaman aritmetik yoğunluk fazla olur genellemesi vardır. Bir de şunlara bak. Aritmetik yoğunluğun az olduğu yerler. Görenland büyük. Avustralya büyük. Moğolistan çok büyük. Fransız Güvenası Güney Amerika'da bu arada. Biraz da insan sayısının azlığı da etken burada. Sonra İzlanda'nın kendisi aynı mantıkta. Sonra baktığım zaman Kanada'nın kendisi, Kazakistan, Rusya. Büyük bunlar. Yoğunluk az olur. Genelliksi ön plana çıkar. Burada hikaye aslında dünya artı üzerinde bir konumla alakalı olacak. Yani dünya artı üzerinde ülkelerin yerlerini bilmem gerekiyor. Mesela Görenland'ı görüyor musun? Burada. Görenland'ın arazisi çok geniş doğru mu? Sen Görenland soğuk olduğu için buralarda çok yoğun insan var mıdır? Yok. O zaman alan büyük, insan sayısı azsa yoğunluk az. Mantık böyle ortaya çıkıyor. Rusya dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkesi. Şurası. Arazi geniş mi? Geniş. İnsan sayısına bakmana gerek yok. Yoğunluk az olur genellemesi ortaya çıkar. Ama git Vatikan'a. Alan küçük. insan sayısı bakmana da gerek yok. Alan küçük olduğu için Aritmetik yoğunluk fazla olur genellemesi. Böyle karşıma çıkar. Anlaştık mı? Şimdi sana bir soru. Yani Türkiye için ayrıyeten değerlendireceğim ama. Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip olan şehri neresi sence? Alternatikleri söyleyeyim. Bayburt, İstanbul. İstanbul. İstanbul'da 15 milyon insan var. Hatta daha fazla var değil mi? İstanbul'da 15 milyon insan varsa araziye bakmana gerek yok. Aritmetik yoğunluk en fazla İstanbul'dadır dersin. Nüfus çok fazla çünkü. Anlaştık mı? Ama bizim için mesela Bayburt'un kendisi insan sayısı çok az olduğu için de yoğunluğun az olduğu yer olarak karşımıza çıkıyor. Dünya içinde genellemeyi böyle yapabilirsin. Aritmetik yoğunluğu son kez söylüyorum. Arazi böyle insan. Sınıf büyük. içeride iki kişi var. Yoğunluk az. Sınıf bu. Hepiniz geldiniz. O zaman kalabalık olur. Yoğunluk fazla. Dünyada küçük yüz ölçüme sahip olan ülkelerin yoğunluğu fazla. Büyük yüz ölçüme sahip olan ülkelerin yoğunluğu az. Hikaye bu. Dünya artısı verilecek. Gideceksin Rusya'ya yoğunluk az diyeceksin. Kanada'ya gideceksin yoğunluk az diyeceksin. Avustralya'ya gideceksin. Arazi geniş diyeceksin. Yoğunluk az diyeceksin. Soruyu çözeceksin. Anlaştık mı? Güzel. O zaman aritmetik yoğunluğun kendisini tarımsal yoğunluğa bağlıyoruz. Tarımsal yoğunluğun hikayesinde ne var? Tarım içisi bölü tarla var. Bak tarım içisi bölü tarla. Sana bir soru. Bunu dünya için düşünmene gerek yok. Türkiye için yorum yapalım. Yaklaştım. 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 Burası neresi? Burası bizim köy. Çukurova. Şöyle üç boyutlu hale getireyim. Hatta bizim köyü daha net göstermek istiyorum sana. Bak burası komple. Şurası komple bizim. Bunlar önemli şeyler değil. Şunu net hale getirmek istiyorum. Burası bir tarla. Yaklaştığım insan görebiliyor musun? Arazi geniş. İnsan sayısı az. Görüyor musun bir köy var. Burayı doldurabiliyor mu sence? Hayır. O zaman ne olacak? Tarımsal yoğunluk az. Tarım içisini tarım alanına bölüyorsun. Tarla büyükse tarımsal yoğunluk az oluyor. Hikaye bu. Anlaştık mı? seni bizim köyden Çukurova'dan uzaklaştırıyorum. Seni Türkiye'nin en güzel yaylalarının olduğu, doğal güzelliklerinin olduğu bir yere götürüyorum. Orası neresi sorusun cevabı Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'e geldik. Bakalım tarla bulabileceğiz mi? Yaklaştık, baktık. Şu anda bizi buralardan izleyenlere selamlar bu arada. Bakıyorum tarla yok. Görüyor musun? Hep dağlık arazi. Tarla görebiliyor musun? Hayır. Ha şuradaayım yamaç var hocam. İşte burada çay tarımı yapılır. Doğru. Ama dağlık. Tarla az. O zaman sınıf küçük, tarla küçük. Buradaki insanlar buraya fazla yünür. Tarımsal yoğunluk fazla. O zaman dağlık olan yerde tarla az olduğu için tarımsal yoğunluk fazla olur. Düz olan yerde havada tarla geniş olduğu için tarımsal yoğunluk az olur. Hikaye bu kadar. O zaman yapman gereken şeyi söylüyorum sana. Bir harita bulacaksın. Buldum. Haritaya bakacaksın. Haritada Doğu Karadeniz düz mü dağlık mı? Dağlık. Öğrendim yer şekillerinden ben bunu. Batı Karadeniz düz mü dağlık mı? Dağlık. Yıldız Dağları. Adı üstünde. Dağlık. Menteşe. Teke Taşeli. Hakkari. Dağlık. Tarım alanları fazla mı az mı? Az. O zaman tarımsal yoğunluk fazla. Kalabalık. Anlaştık mı? Ama düz mekanlara götürmek istiyorum seni. Düz mekanlar. Nereler sorusun cevabı. Hemen şuradan aynı artı üzerinden ilerleyelim. Bak şimdi. Bafra çarşamba. Delta hatırlıyor musun? Çukurova. Delta hatırlıyor musun? Bakır, Çay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. İç Anadolu, Güney Anadolu. Plato hatırlıyor musun? Çok geniş tarım alanları bunlar. Doğru mu? O zaman burada tarlalar geniş. Tarımsal yoğunluk az. Bu haritaya iyi bak. Sana bir ipucu veriyorum. 5 tane merkez verecekler sana. 1 2 3 4'ü dağlık, 1'i düz olacak. Düz olanı işaretle. Hiçbir şey anlamadıysan soruyu çözersin. Düz olan tarımsal yoğunluğun az olduğu yerdir. Ya da 1 2 3 4 düz, 1 de dağlık bir yer işaretlerse dağlık olana git. Tarımsal yoğunluğun fazla olduğu yeri soruyordur. Anlaştık mı? Diğer şekilleri konusunu hatırlıyorsan Beraber çalışan sırayla geldiysek şu ana kadar zaten problem yaşamadan hocam ben burayı çözdüm dersin. Anlaştık mı? Tarımsal yoğunluğun amacı tekrar söyleyeyim. 1 kilometre karelik tarım alanda e, kaç tarım işi düşüyor bunu olmak için yapılır. E, amaçta işte ona göre hesaplamalar yapılır. Fizyolojik yoğunluğun mantığı da aynıdır. Fizyolojik yoğunlukta şöyle bir hikaye var. Tarımsal yoğunlukta işte belli bir alandaki tarım alanda kaç tane tarım işi düşüyor mantığı vardı ya. Bu kez Toplam nüfusa o tarım alanı yetiyor mu hesabı için yapılır bu da. Fizyolojik yoğunlukta toplam nüfusa yeter mi? Tarımsal yoğunlukta tarım işçisine yetiyor mu? Burada da toplam nüfusa yetiyor mu? Mantık aynı. Tarla büyükse nüfusun sayısının önemi yok ki. Çukurova çok geniş. Çukurova kendisi o kadar büyük ki istediğiniz kadar insan getirin. Türkiye için söylüyorum. O zaman ne olur? Fizyolojik yoğunluk az olur. Ama dağlıksa, tarla küçükse hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk fazla olur diyeceksin. Sadece burada bir parantez açacaksın. Bana söyle. Toplam nüfus bölü tarım alanı diyoruz ya. Tamam dağlık olan yerde tarla küçük tar fizyolojik yoğunluk fazla oluyor da. Türkiye'nin nüfusu en fazla olan neresi? İstanbul. Değil mi? İstanbul'da tarlaya bakmana gerek yok ki. İstanbul nüfusu o kadar fazla bir şehir ki. Tarlaya bakmana gerek kalmadan Türkiye'de fizyolojik yoğunluğun en fazla olduğu yerdir. Çünkü nüfusun fazla olması hikayesi var. Soru çözelim. Her şeyi netleştirelim. Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun tarım arazilerinin bölünmesiyle tespit edilir. Buna göre yukarıdaki Türkiye artısında numaralı gösterilen merkezlerin hangisinde fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır? İlk önce fizyolojik nüfus yoğunluğu sorusu varsa sana İstanbul'u sorar. Çünkü fizyolojik yoğunluğun en fazla olduğu yer orasıdır. Yani burada tarlaya bakmana gerek yok. Zaten tarla da yok doğru düzgün orada herkes sanayi alanı ya da orman arası gibi olmuş. Doğru mu? O zaman ne olacak? Nüfus çok fazla olduğu için fizyolojik yoğunluğun en fazla olduğu yerler. Ama Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız, Gelibolu, Biga, Menteşe, Teketaş ile Hakkari. Buralar dağlık, burada tarım alanı az. Oralarda da fizyolojik yoğunluk fazladır. Ama baktığım zaman 2 numara, 3 numara, 5 numara düz 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 tarlalar geniş. Hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk azdır genelimizi. Karşına çıkar. Toparlıyorum. Türkiye'nin kendisi Nüfus en fazla nerede? İstanbul'da. Anasine bakmaya gerek kalmadan aritmetik yoğunluk en fazla İstanbul'dadır. Türkiye'nin kendisi dağlık olan yerlerinde tarım alanları azdır. Sınıf küçüktür. Tarım alanı azsa bu sınıfa ne tarım içisi ne de toplam nüfus var. O zaman hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk fazla olur. Ama düz olan yerde hem tarımsal hem fizyolojik yoğunluk azdır. Genelleme bu. Bu sorun cevabı fizyolojik yönden en fazla olduğu yer İstanbul mantığıyla A seçeneği olarak karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Türkiye'nin kendisini anlatırken bir kez daha tekrar edeceğim merak etme. Ama hangisi daha fazla karşına çıkar? Son kez söylüyorum. Aritmetik mi? Tarımsal mı? Fizyolojik yoğunluk mu? Aritmetik yoğunluk. Özellikle dünya için soracaklarsa dünyanın büyük yüz ölçüme sahip olan Rusya'sında Arazi geniş olduğu için aritmetik yoğunluk az, Kanada'da az, Avustralya'da az, Görenland'da az. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Hikaye bu şekilde ön plana çıkar. Evet, nüfusun kendisi için detaylar dünya artış üzerinde soru olarak gelirse biraz da harita çalışması yapalım seninle. Şimdi bu dünya artışında neyi göstermişiz? Dünya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleri göstermişiz mesela. Burada Hindistan ve Çin'de biraz daha koyu tonların fazla olması çok doğal sonuç değil mi? Değil mi? Burada nüfusun kendisinin çok fazla Hatta bak Japonya'nın kendisi bir ada ülkesi ve nüfusu fazla. O zaman dünya nüfus yoğunluğunun, aritmetik yoğunluktan bahsediyorum bu arada. Fazla olduğu yerler olur. Bakar mısın Rusya'nın kendisi arazi çok geniş. Görenland, Kanada'nın kendisi arazi geniş. Avustralya görüyor musun bak? Arazi çok geniş. Buralarda da aritmetik yoğunluğun yani dünya nüfus yoğunluğunun aynı şey onu anlatır. Yani aritmetik yoğunluk demez dünya nüfus yoğunluğu der bu arada. Az olması da normal sonuçlar içerisinde karşısına çıkar. Mesela Avrupa. Yüz ölçümü küçük, insan sayısı da biraz yoğun olduğu için yoğunluğu fazla olduğu yer diyoruz. Ama nüfus miktarı olarak hani baktığım zaman belki Güney Amerika'da daha fazla insan vardır. Başka bir mevzu. Arazinin küçük olmasına bağlı. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Mesela Meksika'nın nüfusu Amerika'nın nüfusundan az. Ama şurası Meksika burası Amerika. Görüyor musun? Meksika'nın yoğunluğu daha fazla. Çünkü Meksika'nın yüz ölçümü küçük. Böyle yorumlayabilirsin. Detay olarak hikayeler bunlar. Genelleme bu. Başka bir artı üzerinden farklı şeyleri yorumlayalım senle birlikte. Dünyadaki ham doğum oranları. Ne demek? Doğanların ölenlerden fazla olması. Bakar mısın? Afrika ülkelerinde doğanların ölenlerden fazla olması neden olur diye soracaklar sana yıllarca sömürge olarak yaşadılar. Ne kadar fazla insan o kadar fazla maden işçisi mantığıyla bakıldı. E, işçi mantığıyla bakıldı. Dolayısıyla genç nüfusun, doğanların yani fazla olması mantığı buna bağlı. Ama bir de şuna bakar mısın Avrupa'ya? Avrupa'da doğum oranları çok az. Çünkü gelişmiş, çünkü sanayileşmiş, çünkü yaşlı nüfus fazla. Yaşlı nüfus fazlaysa ...insanlar az çocuk yapıyor demektir. Hatta Avrupa'da şimdi şöyle politikalar var. Yeter ki çocuk yapın diyor Fransa. Fransa'ya gittiğim zaman görmüştüm. Gözlerim gördüm, afişi gördüm. Yeter ki çocuk yapın, yeni evlenenleri Ibiza'ya göndereceğiz diye afiş asmışlar. Tatile devlet gönderiyor. Türkiye'de böyle bir afiş olsa düşünsenize. Efsane olur. Aramızda yeni nişan alanlar var. <laughs> Onlar için güzel olurdu. Yani e, nüfusu arttırmak için... E, politikalar belirleniyor. Aslında hikaye bu. Afrika'da doğum oranı fazla olması, eğitim seviyesinin düşük olması, e, sömürge durumunda olması gibi hikayelere bağlı olduğunu söyleyebilirim. Dünyada ham ölüm oranının fazla ve az olduğu yerler genellemesi ortaya çıkıyor. Yine baktığımız zaman da gelişmişliğin fazla ve az olduğu yerler yorumunu yine yapabiliriz seninle birlikte. Gelişmiş ülkelerde ham ölüm oranları az olur ama gelişmenin az olduğu Afrika ülkelerinde hem doğanlar fazla hem de ölenler fazla. Yani sağlık hizmetleri gelişmediği için doğum kontrolleri vesaire olmadığı için mesela doğanlar fazla. Yine sağlık hizmetleri gelişmediği için hastalıklara çağrılar bulunmadığı için ölenler de fazla gibi değerlendirmeler yapılıyor. Nüfusun piramitlerini bunu beraber seninle daha net değerlendireceğiz. Dünya nüfus artış hızına baktığımız zaman nüfus artış hızının fazla olduğu ülkeler, koyu tonlarla ön çıkan ülkeler, Afrika ülkeleri, Biraz önce söylediğim gibi zaten doğanların fazla olması nüfusun artış hızının fazla olduğu anlamına gelir. Ama nüfus artış hızının az olduğu ülkeler içerisinde baktığım zaman Avrupa ülkelerinin olması yaş nüfusun fazla olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Çünkü Avrupa ülkelerinde yaş nüfus fazla. Mesela Almanya'nın şu anda önemli politikalarından bir tanesi ne? Genç nüfusu almak istiyor. Özellikle Türkiye'den e, üniversite sınavına girmiş, üniversite sınavından çıkmış, belli bölümleri kazanmış, ilk üniversiteye başlamadan gel bana diyor. Dil kursunu da geç diyor. Hemen diyor benim üniversitemde istediğim bölümde başla diyor mesela. Say vereyim sana diyor. Niye? Çünkü işçiye ihtiyaç var. Yani sadece üniversite mezunu değil. Benim Murat abi, berber abimiz bile Almanya'ya gitti. Berbersiz kaldık yani o derece. Bir gün randevu isteyeceğim. Abi neredesin? Almanya'dayım diyor. Böyle durumlar var. O kadar fazla işçiye ihtiyaç olduğunu söyleyebilirsin. Bir tıraşın Almanya'ya gidersek biraz lüks olur. O yüzden buralardan bakıyoruz olaya. Hikaye bu. Devam ediyor. Doğal dünya ortalama yaşam süresine baktığımız zaman yaşam süresinin fazla ve az olduğu ülkelere bakıyorum. Yine Afrika yanıltmadı bizi. Yaşam süresi az. Ama Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da yaşam süresi bir tık daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Yani Çin, Hindistan tarafına bakma. Orada nüfus miktarları çok değiştiği için oransı olarak başka bir hikaye ortaya çıkar orada diyebiliriz. Ama burada net verileri e, gelişmemiş, gelişmiş ülke. E, İskandinav, Avrupa hattı, işte Kanada, Amerika'nın bulunduğu yerler e, yaşam süresinin fazla ama Afrika hattında yaşam süresinin az olması yine gelişmişlik ve gelişmemişlik mantığını ortaya koyuyor. Dünya harita üzerinde bunları net olarak görebiliriz. Ortanca yaş diye bir şey duydun mu? Duyacaksın merak etme. Hikaye biliyor musun? Doğan, yeni doğanla, yeni doğmuşla en yaşlının tam ortası. Ortanca yaşın kendisini ortaya koyuyor. Türkiye'de mesela 30 küsürlerde ortanca yaş. Ortanca yaş yükseliyor deriz mesela. Ne demek bu ortanca yaşın yükselmesi? Ülkenin yaşlandığının göstergesidir. Ülke yaşlanabiliyorsa sağlık hizmetleri gelişiyor demektir. İnsanlar uzun süre yaşayabiliyor demektir. Mesela Avrupa ülkelerini düşünelim. Ortanca yaşı yüksek, yaşlı, emekli olmuş, emekli maaşı 10 bin dolar olduğu için yaşamasının için sebep var. Ülke yaşlanıyor. Zaten yaşlanınca direkt Al Alanya, Alanya'ya, Antalya'ya geliyorlar. Niye? Emekli maaşları o kadar iyi olduğu için bizim 500 otellerde Bizim bir hafta kalamadığımız yerlerde 3 ay kalıyorlar. Hatta kışın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Net bilgi bu. Kışın e, özellikle Almanya'dan birçok yaşlı geliyor otellerde kalıyor. Yani orada mesela yaşlı bakım evlerinde kalmak yerine 500 otelde kalıyorlar. Biz bakıyoruz gönderiyoruz. Böyle durumlar var yani. Sadece Türkiye değil vardı. Güneydoğu Asya'da birçok bir ülkeye Avrupalıların gittiğini biliyoruz. Mesela yaşam daha ucuz orada mesela. Güneydoğu Asya'da. Oralara gidip yaşıyorlar. Hem işte bizim kış dönemi dediğimiz Almanya'nın soğuk günlerinde git Güneydoğu Asya'ya şortla gezersin mesela. 10 numara yaşam gibi bir durum var diye yorum yapabiliriz aslında. Evet böyle bir hikaye var. Haritalar üzerinden de değerlendirme yaptık. Şimdi seninle birlikte bir şunu değerlendireceğiz. Nüfusun yapısı. Yani özellikle testlerde karşına çıkınca problem yaşama diye bunları özellikle seninle değerlendiriyorum. Yaş gruplarına göre değerlendirme. Aslında söylemiştim daha net hale getirmek için bir daha söyleyeyim. 0-14 genç, Buradan görebiliriz aslında piramitten. Şurası 0-14 yaşın kendisi. 15-64 olgun nüfus. 65 yaş de yaş nüfusu olarak değerlendiriliyor. Genç, olgun, yaşlı. Piramidi özellikle gösteriyorum. Yavaş yavaş burada yorum gücümüzü artıralım istiyorum. Bir piramit varsa karşında erkekler, kadınların kendisi genç, olgun, yaşlıyı buradan görebiliyorsun. Genç, olgun, yaşlı. Hikaye bu. Hangisi çalışma çağında diye sorsam sence yetişkin, olgun nüfusun kendisi çok güzel. Hangileri bağımlı nüfus, bağımlı nüfus diye sorsam bağımlı. Tabii ki yaşlar ve gençler bağımlı. Kime bağımlı? Aktif yetişkin nüfusa bağımlı genellemesi ortaya çıkar. Bu da nüfusun özellikle sayısının belirlenmesi, yapısının belirlenmesinde önemli özelliklerden bir tanesidir. Bir de cinsiyet durumu erkekler ve kadınlara göre değerlendirme yapılır. Şöyle bir olay var Türkiye için değerlendirme yapacağız ama sence Türkiye'de erkekler mi daha fazla kadınlar mı bu arada? Duyuyorum cevap söyle bana. Erkekler kadınlardan fazla olarak çıkıyor. Evet Türkiye'de. Şöyle bir seslik olabilir mi sence düşünelim? Şimdi göç edenler genelde kim göç eder? İş bulmak isteyen değil mi? Genelde böyle oluyor. Erkekler göç ediyor genellikle yapılır. O yüzden göç alan bir yer, sanayileşmiş bir yerde erkekler daha fazladır. Ama göç veren yer, sanayileşmenin olmadığı yerde kadınlar daha fazla. Genellemesi ortaya çıkar. Değişkenlik olabiliyor ama böyle bir genellemeyi yapabiliyoruz. Dünyanın farklı yerlerini farklı durumları olabilir. Yani erkek ve kadınları sayısına baktığım zaman Türkiye'de şunu net olarak söyleyeyim sana. Erkekler kadınlardan fazla ama ilginç bir hissesi yine vermek istiyorum sana buraya anlatmadan önce. 65 yaş üstünde Kadınlar erkeklerden daha fazla. Kadınlar daha uzun süre yaşıyor. Nedenleri konusunda araştırmalar devam ediyor. Şuna bağlayalım. Biz çok çalışıyor erkekler. Biraz fazla yıpranıyorlar diyelim. Yani yıpranma konusu paradiz içerisinde bu arada. Sonuç olarak bir de nüfusun sektörel dağılımı var. Bak çok önemli. Bir ülkenin gelişip gelişmediğini buradan anlayabilirsin biliyor musun? Neye bakacaksın ama? 85 milyon var mı Türkiye'de? Var. Hepsi çalışma çağında mı? Hayır. Gençler ve yaşlar var çalışma çağındakiler nerede çalışıyor? Buna bakarak ülkenin gelişip gelişmelerini anlarsın. Mesela ülkede çalışma çağındakiler en fazla tarımda çalışıyorsa makinleşme yok demektir. Her şey insan gücüne bağlı olarak yapılıyor demektir. Gelişmemiştir Afrika ülkeleri. O yüzden sömürge oldular zaten. Ama bir ülkede çalışma çağındakiler en fazla hizmette çalışıyorsa eğitim sağlık bu arada. Eğitim sağlıklı çalışıyorsa sanayi sonra geliyorsa gelişmiştir Avrupa ülkeleri gibi. Böyle değerlendirmeler yapacağız. Anlaştık mı? Bu arada şu kafanı karıştırmasın. Tarım, sanayi hizmet diyoruz ya. Bunların isimleri değişti. Tarımın yeni adı birincil ekonomik faaliyet. Açıklayacağım merak etme onları. Sanayi yeni adı ikincil ekonomik faaliyet. Hizmetin yeni adı üçüncül ekonomik faaliyet olarak karşıma çıkacak. Şöyle değerlendir. Ham maddeyi ortaya çıkaran tüm meslek dalları bir. Ham maddeyi işleyenler eski adıyla sanayi iki. Hizmet verenler eğitim sağlık 3. Hatta bunu genişleteceğim. Şu anda teknoloji şahındayız ya. Bilgisayar reklam işiyle uğraşanlar 4 diyeceğim. Ve üst düzey yöneticiler 5 diyeceğim. Ama ilk üçü böyle grupluyoruz. Tarım, sanayi, hizmet. Eski adıyla, yeni adıyla. 1, 2, 3. Genellemesi ortaya çıkar. Anlaştık mı? Unutma. Bir ülkede çalışma çağındakiler en fazla tarımda çalışıyorsa geliş. Memiş. Çok güzel. Hizmet sanayide çalışıyorsa geliş. Miş soruya görelim. Aşağıda iki farklı ülkenin çalışan nüfusunun sektörel dağılımı grafikte verilmiş. Bak her şeyi anlatıyor bana. Birinci ülkeye bakalım. Tarımda çalışan fazla. Söyle bana geliş. Gelişmemiş tabii ki her şey insan yapıyor. İkinci ülkeye bakalım. Sanayi hizmet geliyor. Sanayileşmiş bir ülke o zaman. O zaman şimdi bu ülkeleri bulalım seninle birlikte. Hindistan, Nepal, Almanya, Sudan, Çin. Almanya bence olmaz değil mi? gelişmiş ülke. Çin'de olmaz. Çin'in kendisi de sanayileşmenin fazla olduğunu söyleyebilirim. Sudan, Nepal, Hindistan yani o yavaş yavaş böyle hareket içerisinde. Hadi diğer ülkeye bakalım. Oradan çıkarmaya çalışalım. İkinci ülke gelişmiş olması gerekiyor. Doğru mu? Kimi koyalım? Bangladeş mi? Meyan var mı? Yoksa Fransa'yı mı koyalım? Fransa o zaman Sudan ve Fransa gelişmemiş, gelişmiş ülke sorusunun cevabını ortaya çıkarabilir. Böyle eleyebiliriz. Tabi ülkelerin yerlerini Ekonomik durumlarında yorum yaparak değerlendireceğiz ama temel bilgi bu. Tarımda çalışanlar fazlaysa gelişmez. Çünkü şöyle düşünün. Hocam tarımda çalışanlar varsa gelişmez diyorsunuz da. Neden? Çünkü her işi makineyle yapmıyor, insan gücüyle yapıyor. Böyle değerlendirmen gerekiyor. Ya şunu da söyleyeyim sana. Gelişmiş ülkede tarımda çalışanlar az. Bu insanlar tarım ürünlerini dışarıdan mı alıyor? Hayır. Makine her işi yapıyor. İnsanlar orada az çalışıyor sadece. Anlaştık mı? böyle değerlendirirsen bence problem yaşamazsın. Önemli. Amacım ne biliyor musun? Yorum gücünü arttırmak istiyorum. Ne kadar yorum gücünü arttırırsan birim için o kadar iyi. Nüfusun eğitim durumuna bakalım. Türkiye için bir sıralama görüyorsun şu anda. Türkiye'de nüfusun daha fazlası baktığım zaman ilkokul mezunu. Yani ondan sonra ortaokul. Sonra lise mezunu, yüksek okul mezunlarının sayısı az. Hocam nasıl ya? Yüksek okul mezunlarının sayısı az da bu üniversite sınavına niye bu kadar adam giriyor? Benim rakibim niye fazla <laughs> diye düşünebilirsin ama Türkiye'nin sıralaması şu anda karşımızda. Okur yazar insan sayısı elbette fazla. Ama eğitim durumuna baktığımız zaman Türkiye'de hala ilkokul mezunu insan var. Yorum isterlerse senden bir ülkede adı Türkiye olmasın. E, genellikle nüfusun kendisi ilkokul mezunu ya da lise mezunu ya da baktığımız zaman üniversite mezunu sayısı az diyorlarsa gelişme fazla mı az mı dersin? Az. Eğitim seviyesi düşük dersin ya da değil mi gelişmeye bağlamadan? Böyle değerlendirebilirsin. Bu da yorum gücünü arttırsın diye ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesiydi. Var problem. Anlaşılmayan bir durum var mı? O zaman güzel devam. Nüfusun piramitleri. Yorum gücünü arttırmak adına tek tek bunları göstereceğim sana. Şimdi biraz bu dersin uzun sürdü ama zaten sen iki xde bunu izlediğin için benim bir saatim senin için 30 dakika oluyor. Bir saatin yarısı 30 dakikadır. Matematik ne kadar ilerlemiş olduğunu buradan anlayabilirsin. Yani aslında burada uzun tuttum ama yorum yüzünü artırmak için tek tek bunları değerlendiriyorum. Bunu unutma. unutma. Yakından görelim. Burada sana şunu göstermek istiyorum. Piramitte erkek ve kadınların bulunduğu yerleri böyle ayırıyoruz. Ortanın ikiye ayırmışız. Renk farkından zaten anlayabilirsin. Burada 15 yazan kısım ve 65 yazan kısım yaş sınırlarını gösteriyor. Yani... 0-15 yaş arası 0-14 gibi düşün gençler 15-64 yaş arası olgun nüfusun bulunduğu yer şurası 65 yaş üstü en tepede yaşların bulunduğu yeri anlatıyor. Böyle değerlendir. Bu altta milyon demişiz. Mesela 2 milyon, 4 milyon, 6 milyon, 8 milyon. Mesela burada yazmıyor ama 0-4 yaş arası burası. Zaten buradan da görebiliyorsun aslında. 0-4 yaş arası Kadınların kendisini vermişiz mesela burada. 8 milyon. Yani buradan veriyorsa sayıya ulaşabiliyoruz. 65 yaş üstüne baktığım zaman işte yaklaşık 1 milyona yakın bir nüfus var kadınlarda. Genellemesini yapabilirsin. Anlaştık mı? Biz bunlara piramitlerin kendisine bakarak ülkenin kendisini tahmin etmeye çalışırız. Şimdi düzgün üçgen piramidi diyoruz bu piramidin kendisine. Gördüğün gibi tam bir üçgen var. Buralar 45 derece. Şurası 45 ise sonuca gidemeyiz. O yüzden hemen coğrafyaya geçelim. Gelişmiş, gelişmiş mi, gelişmemiş mi yorumunu yapmamız gerekiyor. Gelişmemiş bir ülke genellemesini yaparız. Neden biliyor musun? Şöyle düşün. Bir ülke var. Ülkede doğanlar fazla. Bak yeni doğanlar 0-4 yaş arası 8 milyon yeni doğan var mesela. Yaşlarda az, en az. O zaman ne demek biliyor musun bu? Çok doğuyor insan ve çok oluyor insan. 65 yaşını çok fazla göremiyor insan. O zaman gelişmemiş ülke piramidi, geri kalmış ülke piramidi devreye girer. Bakar mısın örneklere? Bangladeş'in kendisini vermişiz. Çat, Mozambik, nerede bunlar? Etiyopya, Sudan, Afganistan, Afrika altında tabii değil mi? Orta Doğu'ya doğru gidersin ondan. Botswana, Namibia. geri kalmış ülkeler. Afrika ülkelerinin kendisi. Neyi anlatıyor bana? Aslında şuna baktığım zaman tabanın genişliği, yeni doğanların sayısının fazla olduğunun ve yaşların az olduğunun, insanların çok doğmuş da çok yaşayamamış. Ne olmuş arada? E, geri kalmış sağlık hizmetleri gelişmemiş. Hastalıklara çare bulunamamış İnsanlar düşük hayat standardıyla ölmüşler. Mantığı vardır. Anlaştık mı? Üçgen piramidin hikayesi buna bağlı. İlerleyelim. Tepe de geri kalmış ülkeler yok elbette dünyamızda. İç bükey kenarlı piramit. Şimdi üçgene benziyor, değil mi? Ama burada bir genişleme görüyorum mesela ben buradaki özellikle şu tabandaki genişlemenin sebebi ne? 0.5 aşırısındaki arasındaki net genişlemenin temel sebebi ölüm oranlarının azalmasına bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Burada da ölüm oranları azalıyorsa sağlık beslenme biraz daha böyle artıyor. Hani gelişmekte yavaş yavaş böyle bir hareket başlamış ülke mantığı devreye giriyor. İran, Nijerya, Meksika, Kenya, Peru gibi ülkelerin kendisi için değerlendirme yapılır. Hala gelişmemişiz aslında. Yani çok da büyük fark olduğunu söyleyemem. Sadece biraz daralmalar görüyorum. Orada sağlık hizmetleri biraz daha gelişiyor gibi değerlendirme yapabilirsin. Devam edelim. Asimetrik şekilli piramit karşında neyi anlatıyor bakalım. Burada bir değişim yaşanmış. Şuradaki değişimi görebiliyorsun aslında. Yani ne olmuş? Tabanda bir daralma meydana gelmiş. Yani bir nüfus problemi yaşanmış. Nüfus probleminden sonra yine bir doğurganlık olaylarına bir hareketlik yaşanmış. O ülkeler kimler sorusunun cevabı Japonya. Bak çok fazla savaşa girdi Japonya'nın kendisi. Savaşta nüfusu bundan çok fazla etkilendi ve bundan dolayı da nüfus politikaları devamlı değişti. Bir dönem nüfus artışını artırma politikası izledi ama son yıllar nüfus artışını azaltma politikası izledi. Bu da değişkenliğin temel noktası. Yani şöyle düşün Şimdi bu ülke 2024 yılındayız kapattım 15 sene öncesine götürürüm seni. 15 sene önce şunları yoktu ki doğmamıştı yani 0-15 yaş arası yoktu değil mi? 15 sene önceden tabanı bu. Peki son 15 yıl içerisinde ne olmuş? Şöyle olmuş. Nüfus artışı azalmış. Demek ki bu ülkelerde bir değişiklik olmuş. Nüfus politikalarında değişiklik olmuş ya da önemli bir savaş durumu yaşamışlar. Japonya zaten bunu net bir şekilde yaşayan ülkelerden bir tanesi. Savaşa katılıyor. Erkek sayısı azalıyor. Ondan sonra nüfus artışını arttırma politikası izliyor. Ondan sonra nüfusu artıyor. Tekrar azaltma politikasına dönüyor. Genelleme bu. Asimetrik şekilli piramit, bunu anlatıyor bana. Ama hala baktığım zaman yaşların az olması da e, burada ölüm olaylarının biraz daha fazla olmasına bağlı. Ama biraz daha böyle artık senle birlikte gelişmişliğe gelelim. Bak şimdi 65 yaş üstünü görüyor musun? Yaşlar fazla gördün mü? Bir de gençlere bak, Taban da daralmış. Ne demek bu? Doğum olayları az. İnsanlar şurada kalabalıklı görüyor musun? Daha fazla net yaşamaya devam etmiş, sağlık hizmetleri çözülmüş ve yaşlar uzun süre yaşıyor. Hayat standardı yüksek, emekli maaşı yüksek, yaşamak için sebep var demektir. İsveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, is Bunlar neyi anlatıyor sana? Bunlar bizim için dünyada Avrupa ülkelerini, özellikle gelişmiş ülkelerin kendisini anlatıyor. Ama onların da büyük problemi var. Yaş nüfusları fazla, Genç nüfuslar az, askeri güç problemi var. O yüzden Türkiye gibi ülkelerden de göç almak zorunda kalıyorlar. Örneğin Fransa'nın kendisi Kuzey Afrika'dan göç alıyor. gidersem mesela bir gün Paris'e metroya bin mesela metroda 7 milletten insan görürsün. Böyle bir hikaye var diye yorum yapabiliriz seninle birlikte. Arkovanıydı o. İlerledik kim var? Çan şeklindeki piramidin kendisi. Neyi anlatıyor? Amerika Kanada'nın kendisini anlatıyor. Son yıllarda nüfus artışını Artırma politikasıyla birlikte ortaya çıkan durumun kendisini anlatıyor aslında. Çan şeklinde piramidin kendisi. Yaşlar var, gençler var. Özellikle nüfusun artışını desteklemişler. Çünkü askeri güce ihtiyaçları var gibi gibi yorumlar yapabilirsin. Hikaye bu. Anlaştık mı? Özellikle Türkiye için yorum isteyecekler ama üçgenin kendisine gelişmemişlik var. Doğanlar ölenlerde bir dengesizlik var. Özellikle çan şeklinde arı doğru geldiği zaman gelişmeye doğru Avrupa ülkelerine doğru geliyorsun. Bunu unutma, sorunu çözersin. Hatta bundan emin olalım, soruya gidelim seninle. Soruda dedik ki 15-64 yaş arası nüfus çalışma çağındaki nüfustur. Bu nüfusun aralığının tamamı çalışan nüfusu ifade etmez aslında. Çünkü hocam ben 15-64 yaş arasındayım ama üniversiteye gidiyorum, üniversiteye hazırlanıyorum. Çalışma çağındayım ama çalışmıyorum. O zaman çok aktif nüfus olamıyorsun ama yine de o ağırlıktasın diye değerlendirebiliriz. Buna göre yukarıdaki piramitlerin hangisine sahip ülkelerde çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Yani basit bir şey yapacağız aslında. 15-64 yaş arasında en yoğun hangi ülke var onu bulacağız. Şimdi sayılar burada 15 burada. 65 burada. Birinci ülkeyi neteledik. İkinci ülkeye geldik. 15-64'te bir yoğun erkek ve kadın nüfusun kendisi var. Onları görebiliyoruz. Zaten şuradan da çıkartabilirsin. 250 bin, 500 bin, burada 6 milyon, milyon diye devam ediyor. Yani oradan da eleyebilirsin. Acaba burada 3'ü alalım mı diye düşünüyorum. Ama daha yükseği sorduğumuz için, en yükseği sorduğumuz için elbette burada 2 numara sorun cevabını ortaya çıkarır. Yüksek olanlar deseydi 2 3'e giderdik. Ama baktığımız yer 15-64 şeref kendisidir. Genellemesini yapıyoruz. Anlaştık mı? Ben şu ana kadar neler öğrendim? Önemli bunlar. Dünyada nüfus en fazla nerede? Hindistan. Sonra nerede? Çin. Çok güzel. Avrupa'nın kendisi, Afrika'nın kendisi, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Güney Amerika'da Brezilya hattı. Dünya nüfusunun fazla olduğu alanları gösterirken arazi çok geniş olan Rusya'nın, arazi geniş olan insan sayısı bir tık daha az olan Avustralya'nın, Arazisi geniş olan Kanada'nın görenlandın aritmetik yoğunlukları azdır diye öğrendim. Gençler 0-14, olgunlar 15-64, 65 sürü yaşlıdır diye öğrendim. Ve 15-64 çalışma çağındadır. Nerede çalışır? Hizmet, sanayi, tarım. Ham madde ortaya çıkaran tüm meslek dalları 1, tarım. İşleyenler 2, sanayi, hizmet verenler 3 diye öğrendim. Türkiye'de erkekler kadınlardan fazlaymış. 65 üstüne kadınlar daha fazlaymış ve Türkiye'de eğitim seviyesine baktığım zaman ilkokul mezunu fazlaymış ve piramitlerle ilgili önemli bilgilerden bahsettim. Bunlar bu dersle ilgili önemli bilgilerdi. Ama biraz uzun tutmam temel sebebi dünyanın şekli hareketleri, iklim, yer şekillerinde detaylı detaylı anlattığım yerlerin aslında sonuçlarını öğretiyorum sana. Yani bildiğin şeyleri aslında dünya üzerine yorumluyoruz seninle birlikte. O yüzden sen bu bilgilerden sonra lütfen soru bankasına git. Lütfen soru çöz. Olay netlesin. Diğer videoda yorumlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere.